herkesin zamanla yarıştığı, daha fazla şey elde etmek için didinip durduğu, sürekli cep telefonlarına yapışık şekilde yaşadığı bu dünyada çok da az olsa tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi doğayla iç içe yaşayan birileri var. İşte günümüzde var olan 10 ilkel kabile. Kayapo, Kinku Nehri boyunca zor görülen yollarla bağlantılı 44 ayrı köyde yaşayan Brezilyalı bir kabile. Bu kabile yüzyıllar boyunca modern insanla, avcılarla, tuzaklarla mücadele etti. Hatta kabile 1989 yılında bir baraj inşasına bile başarıyla engel oldular. Bu kabile, Afganistan-Taliban kontrolündeki bölge sınırında, Pakistan dağlarında yaşıyor. Onları farklı kılan sadece dış görünüşleri değil, onları çevreleyen Müslümanlardan dolayı birçok farklı kültüre de sahip olmalarıdır. Çok tanrılı bir inanışa sahipler. Amerika'nın asıl yerlilerinden olan 9 Kızılderili topluluğu, bölgesine sıkışmış bir şekilde onlar için ayrılan bölgede yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu kabile bilindiği kadarıyla 3000 kişilik nüfusa sahip. Yaşanabilecek en sert iklimlerden biri olan Büyük Victoria Çölü'nde yaşıyorlar. En az 15 bin yıl önce yaşamış olan soylu bir kabilenin ırkını devam ettiriyorlar. Filipinlerin Palawan adasında yaşayan Batak kabilesi, gezegenin genetik olarak en farklı insanlarını barındıran bir kabile. Bu kabilenin üyeleri hep beraber avlanırlar ve kendi ev yapımı davullarıyla ritim tutup dans ederek kutlama yaparlar. Andaman adasının Bengal yarımadasında yaşıyorlar. Aynı Batak kabilesi gibi onların da Afrika'da göç eden ilk gruplardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu kabile 19. yüzyıla kadar daha nasıl ateş yakılacağını bile bilmiyordu. Brezilya'da yaşayan Piranlar genel olarak Batılılardan çok farklılar. Misyonerlerin mesajlarını tüm güçleriyle reddediyorlar ve bizim teknolojilerimizle hiç ilgilenmiyorlar. Polinezya kökenli bir kabile. Aykırı bir kültüre sahip oldukları için Polinezya üçgeninde yaşamaktansa Melezya bölgesinde yaşamayı tercih ettiklerini düşünüyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde hafızalarında 1000'den fazla şarkı var. 400 civarı üyesi olan bu kabile tek bir lider tarafından yönetiliyor. Çoğumuz rengeliklerin sadece Noel Baba'nın kızağını çeken fantastik yaratıklar olduğunu düşünüyoruz. Fakat Dukhalılar için bu hayvanlar hayati önem taşıyor. Moğolistan'da altını keşfiyle birlikte topraklarına bir sürü madenci geldi ve artık yaban hayatları da tehlikeye girmiş durumda. Kenya'nın yüzlerce yıllık El Mono kabilesi, ülkedeki en küçük kabile olmakla birlikte aklınıza gelebilecek her çeşit tehditle karşı karşıya. Günümüzde kabilenin nüfusu 400'e kadar gerilediği tahmin ediliyor.